Her canlı hücrelerden meydana gelmiştir. İnsanlar ve bütün çok hücreli organizmalar ökaryot hücre denilen bir çeşit hücreden oluşur. Peki bu hücreyi, daha doğrusu bir herhangi bir hücreyi ökaryot yapan şey nedir? Bu soruyu cevaplamak için iki önemli hücre türüne birlikte önce bir bakalım arkadaşlar. Sol tarafta solda prokaryot, sağ tarafta da Ökaryot hücrenin resmi var. Öncelikle ökaryot hücrelerin prokaryot hücrelerden nasıl farklı olduğunu tanımlayalım. Genelde ökaryot hücreler prokaryotlardan çok daha büyük olur. Protist gibi tek hücreli ökaryotlar da olmasına rağmen ökaryot hücreler çok hücreli organizmalarda da bulunur. Ama bir hücreyi ökaryotik yapan belirli özellikler nelerdir? Bu başka bir soru ve şimdi biz bunun cevabına bakacağız. Ökaryot hücrelerin sahip olduğu ama prokaryotlarda olmayan en önemli şey kompartmentalizasyon. Kompartmentalizasyon yani bölümleşme tasarımıdır. Bölümleşme arkadaşlar çok önemli. Bu uzun ve karmaşık bir kelime olabilir ama temelde hücrenin farklı bölmelere ayrılabilmesi demektir. Farklı bölmelere ayrılması. Bazı bölmeleri sağda çizilmiş olan bu ökaryot hücrede görebilirsiniz. Oysa prokaryot hücrede çok fazla farklı bölme bulunmaz. O zaman neden ökaryot hücrede birçok farklı bölme var? Bunu bir evdeki odalar olarak düşünebiliriz. Bir evde farklı odalar varsa her bir odanın farklı bir amacı da vardır. Öyle değil mi? Mesela işte salon ayrıdır, mutfak Yemek odası ayrıdır, banyon amacı ayrıdır, yatak odası ayrıdır. Değil mi? Bunlar aklımıza gelenler hepsinin de farklı farklı işlevleri var. Aslında prokaryot hücreleri her şeyin aynı odada bulunduğu tek odalı bir ev gibi hayal edebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane oda var her şey orada. Dolayısıyla bu tek odanın her şeyi yapabilmesi gerekiyor. Ökaryot hücrenin farklı bölmelere veya odalara bölünmesi her bir bölmenin farklı bir işlevi olmasını sağlıyor. Bu durum Hücrelerin karmaşık ihtiyaçları açısından oldukça gerekli. Ökaryot hücredeki bu bölmelerin adı organeldir. Organel. Tıpkı vücudumuzda farklı işlevler için farklı organlar olması gibi. Mesela kalbimiz kan pompalar, akciğerlerimiz oksijeni alır. Aynı şekilde hücredeki farklı organeller de farklı işlevleri yerine getirir ve bu organeller hücredeki diğer bölümlerden hücre zarı yoluyla ayrılır. Ökaryot adı da bu organellerden birinden geliyor. Latince adı Ökaryota, Yukaryota ya da daha doğrusu Yukaryota öyle de söyleyebiliriz. Hani euro deniyor ya mesela euro euro gibi. O, o yu ile de söyleyebilir. Yukaryotadır. Yu Yunancada iyi demek. Karyot ise çekirdek anlamına geliyor. Bilim insanları ökaryot hücrelerine baktıklarında Tam ortada düzgün şekilli yuvarlak bir oluşum gördüler ve bunu çekirdeğe benzettiler. Bu yüzden de bu hücrelere ökaryot dediler. Çünkü bu hücrelerin merkezinde iyi biçimlendirilmiş bir çekirdek vardı. Bu çekirdek şu an nükleus olarak da bildiğimiz hücre çekirdeğidir. Çekirdek bütün genetik materyali içeren, bölümlendirilmiş, farklı hücre zarına bağlı dairesel bir organeldir. Yani bütün kromozomlarınız bu çekirdeğin içinde bulunur. Bu onları hücrenin dışından ayırır. Çekirdek ökaryot hücrelerin tanımlayıcı organelidir. Buna karşılık prokaryot hücrelerin genetik materyalleri diğer bütün şeylerde de olduğu gibi büyük bir boşlukta yer alır. Böylece prokaryot hücrelerin bölünmek ve yeni hücreler yaratmak için tek yapması gereken her şeyden iki kopya yapmak ve sonra ikiye bölünerek tam ortadan ayrılma süreci denilen üremeyi gerçekleştirmektir. Ancak ökaryotlarda bunu göremeyiz. Çünkü hücrede birçok farklı bölme veya organel bulunur ve yeni bir hücreye bölünmek çok daha karmaşık bir durumdur bu yüzden. Ökaryot hücrelerin bölünmelerine mitoz deniyor. Şöyle bir özetlersek, bunlar ökaryot hücreleri prokaryot hücrelerden ayıran tanımlayıcı özellikleriydi. Evet, özetleyelim. Zarla bağlanmış farklı organellere bölünerek ayrılmıştır ve organellerin en önemlisi de e, çekirdek adını almıştır. Bu yüzden ökaryotik adını e, biz çekirdekten e, alıyor diyoruz. Ökaryotik hücre adını çekirdekten alıyor. Son olarak da mitoz işlemiyle bölünürler dedik. Şimdi de ökaryot hücredeki diğer önemli organellerden bahsedelim. İlk olarak çekirdeğe bir bakalım. Aslında çekirdeği hücrenin bir çeşit kontrol merkezi gibi düşünebiliriz. Çünkü çekirdek tüm DNA'nın olduğu ve transkripsiyon yoluyla sentezlenip mRNA'ya dönüştüğü yerdir. Muhtemelen vücuttaki bir diğer önemli organel mitokondridir diyebiliriz. Mitokondriyi hücrenin elektrik santrali olarak düşünelim. Çünkü mitokondri hücredeki her yere enerji sağlamak için oksijenli solunum ile ATP sentezini gerçekleştirir. Bu da glikozun önce sitoplazmada piruvat, e, piruvata dönüşmesi, sonrasında da mitokondriye girmesiyle olur. Sıradaki organelin adı ise endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum. Hücre çekirdeğini... Bu karışık desende düzinelerce ama düzinelerce katlanmış hücre zarı çevreler. Aslına bakarsanız katlanmış zarların içinde bu organel, e, organelin kesintisiz devam etmesi buradaki en ilginç özelliktir. Yani zar birçok kez ileri geri üstüne katlanmış olsa bile sadece bir tane bölmeyi çevreler. Endoplazmik retikulum başlıca protein sentez bölgesi olarak geçer. Çekirdekteki DNA'dan dönüştürülen mRNA endoplazmik retikulumda translasyon edilir. Kısaca endoplazmik retikulumu proteinlerin üretildiği hücrenin fabrikası olarak düşünebiliriz. Bu proteinler üretildikten sonra aynı şekilde birçok katlanmış zar yapısı olan başka bir organele yollanır. Ama bu organelde endoplazmik retikulum gibi kesintisiz bölmeler yoktur. Bu organele Golgi aygıtı deniyor arkadaşlar. Golgi aygıtı hücrenin bir çeşit paketleme odasıdır. Endoplazmik retikulumda üretilen proteinler Golgi aygıtına yollanır ve Golgi aygıtı bu proteinleri gitmeleri gereken yere göre hücrenin diğer bölümlerine gönderir. Yani proteinin hücre tarafından salgılanması gerekiyorsa Golgi aygıtı onu hücrenin dışlarına yollar ve salgılanmasını sağlar. Salgılar. Farklı bir organelle gitmesi gerekli de golgi aygı, aygıtı o proteinleri diğer biyolojik mok, e, makro makro diyorum pardon diğer biyolojik makro moleküllerle de olduğu gibi e, ilgili bölgelere yollar. Şimdi bahsedeceğim son iki organel kaldı. Onlar ise lizozom ve e, peroksizom. Lizozom ve peroksizom hücrelerde bu iki türden de birkaç tane olabilir. Esasında ikisinden birlikte bahsetme nedenin benzer yapıda olmaları. İkisi de tek bir plazmazarla çevrelenmiş bir çeşit küre şeklinde organeller. Lizozom ve peroksizomun iç ortamı hücrenin sitozolun, e, sitozolundaki dış ortamdan oldukça farklı. Lizozom ve peroksizomları hücrenin bir çeşit geri dönüşüm merkezi gibi düşünebiliriz. Bunun sebebi, hücresel bileşenler artık işlevsel değildir ve bu yüzden parçalanmaları gerekir. Daha temel bileşenlere ayrıldıkları yer olan lizozoma yollanırlar. Böylece yeni proteinlerin veya diğer makromoleküllerin yeniden yapılandırılmasında kullanılabilirler. Peroksizomun da lizozoma benzer bir işlevi bulunuyor ama biraz daha farklı. Çünkü peroksizom, ee, peroksitler gibi reaktif oksijen türlerinin zehirli olmayan şekillere indirgendiği yerdir. Bunlar ökaryot hücredeki başlıca organeller. Burada unutmamamız gereken ökaryot hücre tanımı ise bu hücrelerin farklı zar bağlantılı organellerle bölümlendirilmiş kompleks bir yapı olmalarıdır.